Merhaba arkadaşlar. X'in eksi x'inci kuvvetinin 1 eksi x'inci kuvveti 2 üzeri 8'e eşitse bu denklemi sağlayan x reel sayısı nedir? Arkadaşlar bu soruyu çözerken sadece üslü sayıların temel özelliklerinden faydalanacağız. Başka hiçbir şeyden faydalanmayacağız. Yani logaritma veya bir başka matematiksel yöntemden faydalanmayacağız. Sadece üslü sayıların temel özelliklerinden faydalanacağız. Şöyle ki, x üzeri eksi x'in 1 eksi x'inci kuvveti arkadaşlar, x'in eksi x'in birinci kuvveti çarpı x'in eksi x'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Neden? Bakın x'ler tabanları aynı. Dolayısıyla bu x'in 1 eksi x'inci kuvvetine eşittir. Bunu da üssün üssü yani x'in eksi x'inci kuvvetinin tamamının x'in eksi x'inci kuvveti şeklinde yazmamız mümkün. Neden? Çünkü üslü sayılarla ilgili iki temel özellik a üzeri x artı y eşittir a üzeri x çarpı a üzeri y. Yani tabanlar aynıysa iki üslü sayının çarpımında tabanlar aynıysa üsler toplanır. Veya bir üslü sayının üssünün üssü yani a üzeri x'in y'inci kuvveti aynı zamanda bu a üzeri x çarpı y'ye eşittir. Yani üsler çarpılır. Burada da bu özelliklerden faydalandık. Dolayısıyla x'in eksi x'inci kuvveti ve bütün bunların x'in eksi x'inci kuvveti eşittir 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'i de 2'nin karesinin dördüncü kuvveti şeklinde yazabiliriz. O da 4'ün dördüncü kuvvetine eşittir. Dolayısıyla bakın 4'ün dördüncü kuvveti burası da x'in eksi x'inci kuvveti tamamının x'in eksi x'inci kuvveti. Yani şurasına 4 dersek bakın burası da 4 çıkıyor. Dolayısıyla x'in eksi x'inci kuvveti 4'e eşit. Bu da 2'nin karesine eşit. Bu da eksi 2'nin karesine eşit. Bakın şimdi şuna döndü ifade. Yani burada x yerine eksi 2 yazacak olursak eğer şu iki ifade birbirine eşit olur. Yani bu denklemin çözümü x eşittir, eksi 2'dir. Evet arkadaşlar, çok güzel bir soru ve çok ileri matematik konularına falan değinmedik. Sadece üslü sayıların temel özelliklerini kullandık ve o şekilde denklemimizi çözdük. Umarım ilginizi çekmiştir. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.